Mesela Halep'te Halep'i ele geçirdikten sonra oradaki Memlük ordusunu yerle bir ettikten sonra ve çok kısa sürüyor savaş. Perişan oluyor Memlük ordusu. O, meydan savaşı yapmayı kararlaştırıyorlar çünkü düşünüyorlar bayağı. Savunma savaşı mı yapsak, meydan savaşı mı yapsak? Biz diyorlar daha önce 1260'da aynı Calut'ta bizim atalarımız Moğolları yerle bir etmedi mi? Biz de Timur'u ezer geçeriz diye düşünüyorlar. Ve bir meydan savaşı yapıyorlar ama o kadar kısa sürüyor ki savaş. Gerisin geri ordu kaleye yükleniyor. Hatta o arada arkadaki halk ayaklar altında eziliyor. İç kaleyi gene korumak istiyor kale komutanı. Daha sonra ele geçiriyor ve o arada alimleri topluyor. Yine böyle bir tartışma ortamı yaratıyor. Timur bunu hep yapıyor. Orada İbn-i Şihne eserinde anlatıyor. Toplandık diyor. Timur demiş ki şimdi size bir soru soracağım. Abdülcabbar var o şeyi kullandığı mütercimi. Hem Türkçeyi hem Farsçayı çok iyi biliyor. Hep böyle sorular soruyor ve bu efsane olarak hocam, da yayılıyor. Şunu soruyor. Yani ulemayı baskı altına almak için hatta biraz eziyet etmek için böyle fırsatlar yaratıyor diye konuşuluyor. Diyor ki dünkü savaşta pek çok sizden ve bizden insan öldü. Bunların hangisi şehitti? Bir kişi diyor bu soruya cevap verebilecek içinizden bir kişi seçin ve bu doğru düzgün bir cevap versin diyor yoksa karışmam. Şimdi herkes donup kalıyor. Eyvah diyorlar işte Timur. Cevap? Timur hakkında söylenen bu bizi mahvedecek. Böyle bir soru sordu. İşte sonra diyorlar ki İbn-i Şihne bizim şeyhimizdir. Bunu ancak bu cevaplayabilir. Ben diyor bir an bütün gözler üstüme döndü. Hemen diyor düşündüm taşındım. İbn-i Şihne de çok pratik zekalı bir insan. Diyor ki bu soru zaten diyor Peygamber Efendimiz'e de sorulmuştu diyor. Ve Peygamber Efendimiz şöyle bir cevap vermişti. Ben de aynı cevapla sizi cevaplamak istiyorum diyor. Kim Allah ismini yüceltmek için savaşmışsa o şehittir. Hup hup diyor Timur. İyi iyi hoş diyor. Cevap hoşuna gidiyor.